güçlü olduğum yönlerimden biri aslında iyi seviyede İngilizce bilmem. Onun sonrasında sunum tekniklerim. Ve onun dışında da iletişim kuvvetimin çok güçlü olduğunu düşünüyorum. İletişim kurmayı çok seviyorum ve insanlara değer vermeyi de çok seviyorum aslında. O yüzden takım çalışmaları da çok sevdiğim bir alan. Çünkü herkesin çok farklı bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Ve her tanıştığım kişinin benim bilmediğim bir şeyi mutlaka bildiğini düşündüğüm için takım çalışmasından çok zevk alarak yapıyorum ve çok hızlı ilerlediğini düşünüyorum. Ama genelde takım çalışmalarında lider konumunda olmak istiyorum. Bu da aslında biraz hırs getiren bir şey ve bu da belki geliştirmesi gereken yönlerden biri olabilir. Ama aynı zamanda takım çalışmasını yönetmek çok daha iyi bir sonuca varıyormuş gibi hissettiriyor bende. O yüzden ben de o yolu seçmek istiyorum. Onun dışında güçsüz yönlerim ya da geliştirmem gereken yönlerimden bahsetmem gerekirse bunlardan biri her alanda aslında çok hevesli olmam olabilir. Yani bakılan perspektife göre aslında değişiyor bu. Yani benim için bu çok daha fazla network demek. Ve her alandan farklı farklı insanlar tanımayı çok seviyorum ki ekonomiden psikolojiye yatay geçiş yapmamın nedenlerinden biri de buydu. İlgimi çekmesi ve psikolojinin benim gerçek hobim ve gerçek tutkum olduğunu böyle anladım ben de. Tamamen heveslenmem üzerine aslında gelişti. Ve güçsüz yönlerime de bunu örnek verebilirim sanırım.